Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. 262. sayfaya gelmiştik ve bu sayfa Hicr suresinin 16. ayeti kerimesiyle başlıyor. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Hakikaten biz gökte bir takım burçlar yarattık. وَزَيَّنَّاهَا. Onları süsledik. لِلنَّاظِرِينَ. Bakanlar için. Tefsirinde şöyle diyor. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ نُجُومًا عَظِيمَةً. Gökyüzünde büyük yıldızlar kıldık. يَهْتَد۪ي بِهَا النَّاسُ فِي أَسْفَارِهِمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Karanın ve denizin karanlıklarında, yolculuklarında insanların yollarını bulacakları yıldızlar yarattık. وَجَمَّلْنَاهَا لِمَنْ نَذَرَ اِلَيْهَا وَأَبْسَرَهَا. Onu gören, ona bakan kimseler için onları cemmelnaha, süsledik. لِيَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى قُدْرَةِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ. Allah-u Teala'nın kudretine delil olsun diye. وَحَفِظْنَاهَا. Ve biz onları koruduk. مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Her taşlanmış, kovulmuş şeytandan koruduk. وَحَفِظْنَا السَّمَاءَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَطْرُودٍ عَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Onları Allah'ın rahmetinden kovulmuş her şeytandan koruduk. 18. ayet-i kerime. اِلَّا. Ancak مَنْ اِسْتَرَقَ السَّمْعَ. Kim de kulak hırsızlığı yaparsa فَاَتْبَعَهُ. Onu izler. شِهَابٌ مُب۪ين. Apaçık bir şihab, yani parlak bir ateş onu izler. İlla men istema'a lil meleil ala. Evet, hilseten. Ancak meleği alaya kim gizlice kulak verirse, feyelhakuhu cirmun mudi'un. Onu da ışık veren bir ateş parçası izler. Fe ne yapar onu? Fe evet, yuhrikuhu, yakar. 19. ayet-i kerime. Vel arda medednaha. Yeryüzünü de yaydık. وَاَلْقَيْنَا. Ve oraya fiha, oraya yerleştirdik. رَوَاسِيَ. Sabit dağlar yerleştirdik. وَاَنْبَتْنَا. Bitirdik fiha, orada. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Mevzun. Her ölçüsü belirlenmiş şeyden, yani bitkiden bitirdik. Evet, tefsirinde şöyle diyor. وَالْاَرْضَ بَسَتْنَاهَا. Yeryüzünü de yaydık. لِيَسْتَقِرَّ النَّاسُ عَلَيْهَا. İnsanlar üzerine yerleşsin diye. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جِبَالًا ثَوَابِتَ. Üzerine sabit dağlar koyduk. Hatta لَا تَم۪يدَ بِالنَّاسِ. Ta ki insanlar, insanları sarsmasın diye. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ اَنْوَاءِ النَّبَاتِ. Ve onda bitki türlerini yetiştirdik. مَا هُوَ مُقَدَّرْ مُحَدَّدْ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةِ. Yani hikmetin gerektirdiği şekilde belirlenmiş, takdir edilmiş bitkiler yerleştirdik. وَجَعَلْنَا, yani bitirdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا. Ve size orada maaişe, geçimlikler, geçim kaynakları kıldık. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Yani sizin rızık vericiler olmadığınız geçim kaynakları. وَجَعَلْنَا لَكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ. Ey insanlar, فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde. مَا يَعِيشُكُمْ مِنَ الْمَآكِلْ وَالْمَشَارِبْ. مَا دُمْتُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında bulunduğunuz sürece sizin için yiyeceğiniz ve içeceğiniz olacak geçimlikler kıldık. وَجَعَلْنَا لِغَيْرِكُمْ مِمَّنْ لَا تَرْزُقُونَهُ مِنَ النَّاسِ وَالْحَيَوَانِ مَا يَعِيشُهُمْ. Ki جَعَلْنَا لِغَيْرِكُمْ, yani sizin dışınızdaki. مِمَّنْ لَا تَرْزُقُونَهُ مِنَ النَّاسِ, yani insanlardan ve hayvanlardan onların yaşayacağı işte rızıklarını veremeyeceğiniz şeyler içinde ne yaptık? İçecek, rızıklar kıldık, yiyecekler, içecekler kıldık. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim katımızda olmasın. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Ancak onu belirlenmiş bir ölçüyle indiririz. مَا مِنْ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسِ. Evet, يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسِ. İnsanların faydalandığı hiçbir şey yoktur ki, وَالدَّوَابِ. Ve hayvanların. اِلَّا نَحْنُ قَادِرُونَ عَلَى اِيْجَادِهِ. Evet, onu
yaratmaya güç yetirmiş olmayalım. Ve yine nef'in nas bihi, yani insanların faydalandığı hiçbir şey yoktur ki onu biz yaratmış olmayalım. Ve ma nucidu ma nuciduhu min zalike illa bi miktarin muhaddetin tekdatî hikmetuna ve meşiyetuna. Evet, yarattığımız o her şey mutlaka bir miktar iledir. Belirlenmiş bir miktar ile tektadihi gerektirdiği şekilde hikmetimizin ve meşiyetuna ve meşiyetimizin yani dilememizin. 22. ayet-i kerime ve erselner riyaha rüzgarları gönderdik. Erselna gönderdik. Er riyaha rüzgarları levakiha aşılayıcılar olarak fe enzelna minessemai maen ve gökten bir su indirdik de fe eskaynakumuhu onunla sizi suladık. Ve ma entum lehu bihazinin siz onu depolayıcılar değilsiniz. Ve ersalna riyaha evet rüzgarları gönderdik. Tulakkihus sahab. Evet, tulakkihus sahab yani işte bulutları aşılayan. Fe enzelna minessahabi el-mulakkah biha mataran ve aşılanmış bulutlardan da yağmur indirdik. Fesekaynakum min ma'il matar ve o yağmur suyuyla sizi suladık. Ve lestum eyyuhen nas ey insanlar siz değilsiniz. Bi hazinine lihâdel ma'i fil ard. Yani o suyu yeryüzünde depolayıcılar değilsiniz. Liyekûne uyûnen ve âbâren. Pınarlar ve kuyular olması için. Ve innemallâhu huvellezî yuhazzinuhu fiha. Onu ancak Allahu Teala o şekilde depo eder. 23. ayet-i kerime ve inna muhakkak ki biz lenahnu biz nuhyi diriltiriz ve numitu ve biz öldürürüz. Ve nahnul varithun asıl varis olanlar da biziz. Ve tefsirinde şöyle diyor. İnna lenahnu nuhyil mevta bi halqihim min el ademi ve bi ba'sihim ba'del mevt. Evet muhakkak ki biziz ölüleri diriltecek olan bi halqihim min el ademi yokluktan yaratarak ve bi ba'sihim ba'del mevt ve ölümden sonra dirilterek ve numitul ahya'e ve dirileri de öldürürüz izestavfu evet acalehum yani ecellerine eriştikleri zaman ecelleri geldiği zaman ve nahnul bakunellezine nerithul arda ve men aleyha. Evet ve biz de ve biz o yeryüzüne ve üzerindekilere baki olanlarız. Yani baki kalıcı olarak varis olanlarız. Ve lekad alimnel müstakdimine 24. ayet-i kerime. Muhakkak ki andolsun ki biz müstakdimine minkum sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Ve lekad alimnel sizden sonrakileri, sizden sonraya kalanları da biliriz. Tefsirinde şöyle diyor. Ve lekad alimna men tekaddeme minkum viladeten ve mevten. Yani sizden önce gelip geçenleri doğum olarak da ölüm olarak da biliriz. Ve alimna men teahhere fihima la yahfa aleyna min zalike şeyun. Ve sizden sonrakileri de biliriz. Bize hiçbir şey gizli kalmaz. Ve inne rabbeke huve yahşuruhum innehu hakimun alim. 25. ayet-i kerime. Ve inne rabbeke muhakkak ki şüphesiz ki Rabbin huve yahşuruhum onları toplayacaktır. İnnehu kuşkusuz o hakimun hikmet sahibidir. Alimun hakkıyla bilendir. Tefsirinde şöyle diyor. Ve inne rabbeke yuhar rasul muhakkak ki Rabbin ey Resul huve yahşuruhum cemiyan onları hepsini toplayacaktır. Yevmel kıyame kıyamet günü. Liyucazi karşılık vermesi için el muhsine bi ihsanihi iyilik edene ihsanının karşılığını vel musiye bi isaetihi kötülük edene de kötülüğünün karşılığını. İnnehu hakimun fi tedbirihi o işleri evirip çevirmesinde hikmet sahibidir. Alimun la yahfa aleyhi şeyun her şeyi bilendir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. 26. ayeti kerime ve lekad halaknel insane min salsalin. Hakikaten biz insanı kuru bir çamurdan yarattık. Min hame'in mesnun, şekillenmiş bir balçıktan. Ve lekad halakna Adem'e min tînin yâbisin. Biz Adem'i kuru bir çamurdan yarattık. İn nukre savvete, yani üflendiği zaman veya dokunulduğu zaman ses çıkaran bir kuru çamur. Ve hâdet tîn, bu çamur, ellezî hulika minhu,
Yani onun yaratıldığı bu çamur esvet, siyah bir çamurdur. Mütegayyir er-rih li evet, mütegayyir değişen, mütegayyirur rih, yani kokusu değişen, lituli müktihi, uzun süre kaldığında kokusu değişen siyah bir çamurdur. Vel canne, cinleri ise halaknahu, yarattık min kablu, daha önce min naris semum, dumansız ateşten yarattık. Ve halakna ebel cinni, cinlerin atasını min kablu, daha önce yani min kabli halki Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselamın yaratılmasından önce cinlerin atasını yarattık. Min narin, ateşten, şedidetil harare, yani çok yüksek sıcaklıktaki ateşten yarattık. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi, evet, 28. ayet-i kerime. Hani Rabbin meleklere demişti ki inni hâlikun beşeren min salsalim min hamain mesnun. Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım demişti. Vedkur eyyuher rasul, hatırla ey peygamber. İz gâle rabbuke lil melâiketi, Rabbin meleklere demişti veli iblis ve iblise ve kâne ma'hum, ki o onlarla beraberdi. İnni se'ehluku beşeren min tîn. Ben çamurdan, yabisin, yani kuru bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Lehu savtun izâ nukira, üflendiği zaman onun bir sesi var. Esvet mütegayyir, siyah, kokusu değişen bir çamur. Fe izâ sevveytuhu ve nefehtu fîhî. Onu evet, ve 29. ayeti kerime. Onu tamamladığımda, yani şekil verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde, fekavu lehu sacidin, hemen ona secdeye kapanın. Tefsirinde şöyle diyor. Fe izâ addeltu suretehu, yani suretini tamamladığımda, düzenlediğimde, ve kemmeltu halkahu, evet, yaratmayı bitirdiğimde, fescudu lehu, ona secde edin, imtisalen li emri ve tahiyyeten lehu, yani emrimi yerine getirmek için ve onu selamlamak için. Fesecedel melaiketu kulluhum ecma'un, bütün melekler secde ettiler. Femtesselel melaike, evet, melekler emri yerine getirdiler. Fesecedu kulluhum lehu, hepsi ona secde ettiler. Kema emerahum rabbuhum, Rablerinin onlara emretmesi gibi. Evet, 30-31. ayet-i kerime. İlla iblise, ancak iblis hariç. Ebe, o diretti, kaçındı. En yekune ma'as-sacidin, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Lakinne iblis, ancak iblis, ellezî kâne me'al melâiketi, meleklerle beraber olan iblis, ve lem yekun minhum, ki onlardan değildi, imtena'a en yescude li âdeme, me'al melâike, meleklerle beraber Adem'e secde etmekten kaçındı. Evet, min fevâidil âyât, bu sayfadaki ayetlerin derslerinden bazıları diyor, derslerinden, ibretlerinden. Yenbeğidil abdi, kula gerekir, etteemmül, düşünmesi gerekir. Ve nazar fis sema, ve göğe bakması gerekir. Ve zeynetiha, o gökteki süslere, yıldızlara. Ve istidlal biha ala bariha, ve onun yaratıcısına olan delillerine bakması gerekir. Cemi'ul erzak ve esnaf el aktar la yemliku ahadun illallah. Bütün rızıklar ve bütün takdir edilenlere ancak Allah sahip olabilir. Fehazainuha biyedihi, onun hazineleri onun elindedir. Yu'ti men yeşâ, dilediğine verir. Ve yemne'u men yeşâ, dilediğine vermez. Bihasebi hikmetihi ve rahmetihi, hikmeti ve rahmeti gereğince. El ardu mahlukatun, bu yeryüzü yaratılmıştır. Mümehhedetun, evet, genişletilmiş. Mümbesatetun, yayılmış. Tetenasebu ma'a imkânil hayâtil beşeriye aleyha, ve üzerinde beşerin yaşayacağı şekilde imkan oluşturulmuş, ona uygun hale getirilmiş. Ve hiye müsebbedetun bil cibalir revasi, sağlam dağlarla sabitleştirilmiş. Lielle teteharrake bi ehliha, üzerindeki ehlini sarsmasın diye. Ve fiha minen nebatatil muhtelife, ve üzerinde muhtelif çeşitli bitkiler var edilmiş. Zatil mekadiril ma'lume, yani bilinen ölçülerde,
ala vefkil hikmeti vel maslaha. Hikmet ve maslahata göre. El emru lil melaiketi bis sucudi li Adem. Evet, meleklerin Adem'e secde etmeleri emrinde. Fihi tekrimun lil cinsil beşeri. Yani insan cinsinin tekrimi, yani şereflendirmesi vardır diyor. Ve burada sayfa bitiyor. Devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.